Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2003 yılında üretilen milli işletim sistemi Pardus yerine başka ülkelerin işletim sistemlerinin kullanılması yazılım mühendislerini endişelendiriyor. Yazılım mühendisi Berkan Arıkan, bir günde bütün verilerimiz ele geçirilip silinebilir, savunmasız bir ülke haline gelebiliriz dedi. Üzerine geliştirildi. Bizim önerimiz tamamen işletim sistemlerinin Pardus'a geçmesi. Yani Türk halkının tamamen Pardus kullanması, özellikle kamu kurumlarının gerçekten güvenlik zafiyetleri çok yüksek. Yerli işletim sistemi kullandığımızda bunun önüne geçebiliriz. Çok yakın zamanda zaten bir banka hacklendi. Tabii size yansıtılmıyor ama bunun en büyük nedeni yerli bir firewall kullanılmaması, yerli bir güvenlik duvarı kullanılmamasından dolayı oldu. İşletim sistemi olarak da dışa bağımlılığımız var. Yani şu an her şekilde takip ediliyoruz, izleniyoruz. Dünyanın en büyük arama motoru tarafından geliştirilen bir işletim sistemi var biliyorsunuz. Bu işletim sistemi şu an bizi takip edebiliyor. Konum servislerini kapatsanız bile adım attığınız her noktayı takip edebiliyorlar. Biz bir an önce yerli işletim sistemine geçmeyi öneriyoruz. Hızlı bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Bir siber saldırıda tamamen zafiyet gösterip bütün bilgilerimiz dışarı çıkartılabilir. Arıkan, 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye'de birçok şehrin elektrik kesintisine maruz kalmasını da bir siber saldırı olarak değerlendirdi. Eklendi. Ve bu elektrik kesilme olayı da aynı şekilde aynı döneme denk geliyor. Yine dışa bağımlılık yüzünden oluyor bunlar. Yani bizim kullandığımız işletim sistemi aslında başkasına ait, başka bir ülkeye ait. Olur da bu ülkeyle uyuşmazlık durumunda aynı gün içerisinde bütün verilerimiz silinebilir veya kriptolanabilir. Biz de kurum olarak Pardus kullanmaya başladık. Bunun ücretsiz eğitimini de vermeye başladık. Bütün kamu kurumları şu anda dışa bağımlı. Yani işletim sisteminden tut sunucularına kadar dış işletim sistemini kullanıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz 2003 yılından beri hala geliştiren bir işletim sistemini kenara koyup başka bir ülkenin geliştirmiş olduğu işletim sistemini kullanıyoruz. Ayrıca Arıkan, 3. Dünya Savaşı'nın siber saldırılarla gerçekleşeceğini iddia etti. Bundan sonraki savaş artık silahlarla olmayacak, topla tüfekle olmayacak, siber saldırılarla olacak. Yani sizin şu an ana arterleriniz siber güç. Bir anda dünya ile ilişkiniz kesilebilir. Yani haber sistemlerinden tutun, iletişim sistemlerine kadar bütün hatlarınız kesilebilir. Ve savunmasız bir ülke haline gelebilirsiniz. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Muğla-Fethiye karayolunda seyir halinde olan 67 yaşındaki Harun Özdemir yönetimindeki otomobil, Toparlar Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Harun Özdemir ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Özdemir ve Sedef Özdemir yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Köyceğiz ilçe jandarma, 112 polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Emine Özdemir acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Sedef Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralı Harun Özdemir ise Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın istatistiklerine göre 2017'nin ilk 350 gününde Ege Denizi'nde toplam 432 düzensiz göçe müdahale edildi. Ölümü göze alarak Ege'nin soğuk sularını aşarak Yunanistan'a geçmek isteyen 18.417 mülteci yakalandı. Yaşanan düzensiz göç hareketlerinde 31 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 117 organizatör de yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Aralık ayında gerçekleşen 17 düzensiz göç olayında 775 düzensiz göçmen kurtarılırken bir organizatör de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Necat İşler genel koordinatörlüğünü yaptığı Bodrum deneme sahnesinin bir etkinliği olan bir yazar okuması etkinliğinde hayranlarının karşısına çıktı. Saçlarını uzatan İşler'in yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Serserinin yanında rahatımdır. Çünkü ben de serseriyim. Kanun sevmem, dendirmesinden hoşlanmam. Yıllardır saçlarını uzatmayan ve kısa kestiren İşler'in yeniden saçlarını uzattığı görüldü. Saçının yanı sıra sakallarını da uzatan İşler'in yeni imajı hayranları tarafından da beğenildi. İşler Yakaköy'de faaliyet gösteren Dibek Lihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikte dünyaca ünlü yazar Charles Bukowski'nin Dünyanın En Güzel Kızı isimli kitabından bölümler okudu. İş yapmaya gidince... Etkinliğe Necat İşler'in çok sayıda hayranı ilgi gösterdi. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Güzel. 65 yaşındaki İbrahim Şahin 60 yıldır kar kış demeden yeni güne denize girerek başlıyor. Küçüklüğünden bu yana alışkanlık haline getirdiği bu özelliği yüzünden güne zinde ve dinç olarak başladığını ifade eden Şahin, vücudunuzun gençliğinizden bu yana soğuk suya alışkın olması lazım, yoksa sağlığınızı kaybedebilirsiniz diyerek kendisine özenerek kış aylarında denize girmek isteyenleri uyardı. İbrahim Şahin enerjisinin kaynağının her sabah denize girmek olduğunu söyledi. Yaşlı gençler yoruluyorlar çalışırken, biz hep ayaktayız, geziyoruz, dolaşıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok, şükürler, sağlığımız, her şeyimiz bir şey.